parça parça bu tür yerlerin ilçe belediyelerinden alınması tamamen ilçe belediyelerinin hem proje üretme hem hizmet götürme standartlarını düşürmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin çok daha kentin tamamını ilgilendiren çok daha önemli projelere imza atması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle biz bu kararın ilçe buradaki şeyin aklın ilçe belediyesinde olması gerektiğini düşündüğümüzden şart koyduk. Evet. Buradaki vatandaşlarımız oraya bizi özellikle davet ettiler. Zannediyorum 6 ay kadar da bir vakit geçmiştir üstünden. Buradaki spor tesisi, bölgedeki bütün amatör kulüpler tarafından kullanılan bir spor tesisi. Buraya yenileme yapılmasını ısrarla talep ettiler. Çok kalabalık bir grupla talep ettiler. Biz de kendilerine yardımcı olacağımızı söyledik. İmarı park olduğu için aslında üzerinde bir spor tesisi yapılması da uygun değil. Orada yapılar da var. Sadece açık saha yok. Yapılar da var üstünde. O yapıların yenilenmesini de talep ettiler ve büyütülmesini istediler. Yine nereden bakarsanız bunun keşfine kadar da Serkan burada mı? Yaklaşık 3000 metrekare kapalı inşaatın olacak bir yapı olacak. Tahminen 30 milyonu bulur. 30 milyon civarında bir bina yapım maliyeti var. Az bir bütçe değil. Onun için büyük bir bütçe olduğu için de biz yapalım diye düşündük. Bir an önce de hizmetinde gitmesi lazım. Yapalım, bölgedeki insanlar yararlansın diye bakıyoruz biz de. Yani birinin elinden bir şey almaya falan kalktığımız yok. Oradaki insanların talebini bir an önce cevaplamamız lazım. 3000 metrekare inşaat bugün nereden baksanız 30 milyon tutuyor. Bir an önce bu kararı geçirip yapmanın doğru olacağı kanaatindeyiz biz. Yani sizin gibi düşünüyoruz. Başkanım şimdi birçok ilçede birçok projeyi ortak bir şekilde yapıyorsunuz. Bunu evet. Her zaman önümüze gelen konular. Evet. Burada da o yöntem uygulanabilirdi. Uygulanabilirdi. Talep gelseydi uygulardık da biz her seferinde bunları yapmaya kalktıktan sonra mı aklınıza geliyor? Başkanım şimdi yani bu şey talep size gelmiş olabilir. Nasıl? Size gelmiş olabilir. Yok gitti. Belediyesine de gitti. Biz yapamayız dendi. Şahıslar bize bunu söylediler. Yani sorun yok ki bu konuyu şimdi bekletelim, yapmayalım. Ne yapalım? Burada öneriniz ne? Benim önerim. Nasıl? Burada yurtların olduğu bölüm var. He. Yurtların olduğu bölümü sizin talebiniz tamamıyla ilgili. Tamam, tamamıyla ilgili. Yurtlarda tamam, da tamirata ihtiyaç var. Onu söylemedik de. O yurt. Yurt dediğiniz bir farklı binalar tamam. Başkanım. Yani İzmit'in kiraya verdiği yapılar bunlar, tamam. Tesisler. Oradaki bakım falan İzmit Belediyesi yapabilir. Yani o kadar şey değil, tamam. İlçe belediyeleri. Evet. Ya, en azından orayı ayırabilirdik. Niye ayıralım? Yani bir fonksiyon olarak şey değil. Tek bir alanda. Efendim? Zaten park alanının üzerinde o binanın da olması doğru değil. Planlama ilkelerinde ne oldu? O bölge planlama ilkeleri biz bu plan tadilatını yaparken karşı çıktık zaten yaptığınız işleme. Niye? Burada kalsaydı o üstündeki bina olur muydu? O bina olmaz ama mevcut haliyle yani sizin oraya yapacağınız gençlik merkezi veya diğer yapıyla ilgili onu konuşmuyorum ben. Ama mevcut haliyle olur mu? Birçok yerde var. Olur yani. O zaman planlama ilkelerine gerek yok. Başkanım bunlara biz itiraz etmiştik zaten. Yani Darıca'da da bu tür şeyleri yapıldı. Dikkate almadınız. Ancak evet. Şu var. Oradaki İzmit Belediyesi'nin kiraya verdiği bir büyük var. Evet. Yaklaşık 809 metrekare bir alan. Evet. Orayı biz ayırıp
bu tarafı spor tesis alanı, öteki tarafı da sosyo-kültürel tesis alanı yapabilirdik. Bunu yapmadık. Orayı da ilçe belediyesinin şey yaptı, kullandığı, kiraya verdiği bir alan. Evet. Eskiden beri gelen bir şey. Evet. Kullandığı bir alan. Orayı da şey yapılmadı. Yani o talep de bilinmedi. Evet. Bu açıdan şey. Tamam. Başkan. Buyurun. Teşekkür ederim. Başkan, bizim önerimizi Orhan Bey sağ olsun yaptı gerçi. Yurt kısmının en azından önlenerek daha adil bir paylaşım olacağını kanaatimiz. Bir de bu büyükşehir olarak başkanım, siz bu küçük işlerle niye yapıyorsunuz? Küçük işlerle uğraşıyor. Yani yine yeni bir Cumhuriyet Parkı vakası oluşturacak. Evet. Yani burası tescil harici bir alan. Evet. Cumhuriyet Belediyesi başvurmuş, orayı tekrar düzene sokmak için. Aynı anda o da ilginç bir tesadüf. Büyükşehirdeki arkadaşlar kapıda buluşuyorlar. Şimdi burada en azından yurt kısmına devam ettirmek için küçük işlerle alan uğraştığımız yok. Siz küçük işlerle ifade ediyorsunuz. Hayır, şunun için yani siz büyükşehir olduğunuz için. Yani önemsem açısından söylüyorum. Büyükşehir daha büyük işlemler var. Genelde de öyledir yani. Hem bütçe açısından hem proje bazından. Şimdi buralar hep ilçe belediyelerinin başka alanlar sayın başkanım. En azından ikiye bölmüş olsa veya ikiye bölünmesi derken... Niye ısrarla bölmek istiyorsunuz? Hayır başkan, çünkü yurt kısmı ısrarla oluşuyor. Yurtta ilgili planınız mı var? Açık açık şöyle çok ya, çok şeffafız o konuda. Tam söyle, açıklayabiliriz. Söyleyin. Yurt zaten İzmit Belediyesi'nin muhtesinden kiraya vermiş Nevzat Bey. Kime ver? 510 TL kirayla verilmiş. Kime ver? Efendim? Kime vermiş? Kamuyu biliyor zaten. İlim Yayma Cemiyeti'ne vermiş. Daha sonra süresi dolmuş. Süresi dolduktan sonra tekrar başlıyor. Tahliye etmek istiyorsunuz. Hayır, Emirhan Sarık Başkanım, biz şu anda mülkiyet sorunu konuşuyoruz. Tahliye sözü devam ediyor. Hayır, mülkiyet sorunu konuşuluyor. 510 liraya eskiden Nevzat Bey döneminde kendi takdirleri kiraya vermiş. Şu anda burada bir zilliyet durumu da söz konusu. En azından yurt kısmını uygun görürseniz size. Tahliye süreci devam ediyor. Sayın Başkan, şimdi kira yetkisi orada zaten biliyorsunuz. Bunu yabancı bildiğim kadarıyla İsveç deprem döneminde yapılmış bir yapı bu. Evet. İzmit Belediyesi de Nevzat Bey döneminde kenara vermiş. Tamam. Yurtla ilgili falan bir soru yok. Tahliye talebi var. Şöyle, buranın bölünmesinde hiçbir sakıncası yok aslında. En azından yani 3-4 dönümlük kısmı, yine büyük kısmı Büyükşehir'in kendi projesi. Bir de mesela projeden bahsediyorsun. Buranın projesi var mı Sayın Başkan? Nerede? Sayın kamuoyuyla paylaşılmadı veya bizlerle paylaşılmadı. Hiç sakıncası yoksa. Buraya yani ilgili bizim, 30 milyonluk bizim, projeden bahsediliyor başkan. Öyle baktığınızda şu anda kaç tane şantiyemiz var? 150 tane şantiye var. Projesi var, komisyonumuzda gördük. 150 tane şantiyemiz var. Biz kent meydanı olur, fuar olur, böyle büyük yerlerin projelerini kamuoyuyla tartışalım. Ama 3000 metrekare binanın neyini paylaşıyor kamuoyuyla? Son derece teknik bir şey yani bu. Yok, kamuoyuyla paylaşacak bir şey değil zaten. Kamuoyuyla neyini paylaşıyor? Varsa bilgi mesela biz proje komisyonunda bilgisi var. Komisyonu görüştü. Komisyonu bilgilendiriyoruz. Ama proje gösterilmedi. Sadece nereye uygulanacağını en azından iki tarafa gösterseydi evet başkanım, diyecektiniz. Yok başkanım, şöyle sonuç olarak bizim açımızdan yani bu bir süreç doğuracak. Olsun. Anlaşmak, uyum içerisinde olmak daha o iyi. Biz zaten uyum içindeyiz. Ama hep bunu yapıyoruz. Tavrımız ortada. Başkanım, biz bunu yapalım bitsin. Uyumsuzluk çıkarsa bakarız. Uyumsuzluk çıkacak bir şey yok. Vatandaş orada tesis bekliyor. 6 aydır tesis süreci devam ediyor. Tescil alanı, tescil içinde bir alan olmadığı için, tescil harici bir alan olduğu için ve imarda park gözüktüğü için üzerine inşaat yapamıyoruz. Adamlar oraya bina istiyorlar. 3000 metrekare bina yapılacak. Taleplerini dinledik. Peki sizin yurtla ilgili bir şeyiniz mi var Sayın Başkan? Bir kaygınız mı var? Yani size dair bir kaygım var. Yayma Cemiyeti'ne tekrar o yurdu verilmesi için mi bu mücadele? Size dair bir kaygımız var. Yani siz devam ettirmek mi? Kategorize ettiğinizi düşünüyoruz insanlar. Yok, siz bu şekilde ilim yayma cemiyeti olarak devam etmesi için. Cevap veriyorum. Sizin insanların kategorize ettiğinizi düşünüyorum. Kivarlı bir kiralarla. Bütün devraldığınız belediyelerde belli kesimlerin faaliyetlerine karşı bir yaklaşımınız var. Evet, bizim bu diğer belediyelerde de uygulanıyor. Burada da uygulanıyor. Haklısınız. Biz tarikat, cemaat yapılarına, kamu kurumlarının bu şekilde verilmesini ve çok net. Burada bir tarikat. Burada bir tarikat. Meclisler zamanında
Meclisler daha bunu konuşuyoruz. Meclisler zaman bunu konuşuyoruz. Anladığım kadarıyla sizin de burada verilmez diye bir kaygı taşıdığınız için muhtemelen mülkiyet alma noktasında bir girişiminiz oldu. Öyle bir kaygıdan bahsetmedim. Tahliye ediyorsunuz. Endişe değil beni. Başkanım, şimdi bir belediye kendi şeyinde olan bir mülkü kiraya verebilir. Evet. Kira bitiminde sözleşmeyi yenilemeyebilir. Yani bu tür o irade İzmit Belediyesi'nde olması lazım. Yani yenileyebilir de tahliye de isteyebilir. Yani bu verilmiş hukuken bir hak. Bu hakkı kullanıyor diye bir ortada bir yanlış bir durum yok. Evet. Bu açıdan biz burayı ayırmayı, işte hepsini birlikte yapma anlayışı da. Bu demokratik bir hak değil mi? Evet. Seçilmiş meclis üyesi olarak bunu söylüyorsunuz. Evet. Başkanım, bizler de seçilmiş meclis üyeleriyiz. Biz de demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Bu öyle değil mi? Sizi vatandaş seçmedi. Bizi de vatandaş seçmedi. Bu vatandaşın iradesi burada böyle tecelli ediyor. Burada ne yapıyoruz? Bir şey istememeniz. Birlikte konuşmayalım. Ben bitireyim, size söz vereceğim. Sizin bir şey istememeniz nasıl doğalsa burada sizi seçen insanları temsilen bu fikirleri burada dile getiriyorsanız biz de bizi seçen insanların fikirlerini dile getiriyoruz ve biz de irademiz bu yönde beyan ediyoruz. Olabilir başkanım. Ama bir belediye, bir belediye başkanı seçildikten sonra toplumun tüm kesimlerinin belediye başkanı olarak hareket etmek zorunda. Belli kesimleri ben geldim artık seni burada tutmam, buradan seni çıkartacağım diye sistematik bir politika yürüttüğünde bu demokrasiye aykırıdır işte. Biz mesela, yok benim iddiam değil, demokrasinin bütün kitapları böyle yazar. Hayır. Biz mesela Kayıt'la uğraşmıyoruz. Kayıt'ın binasına gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Onları oradan çıkartmak için en ufak bir teşebbüste bulunmuyoruz. Başkanım. Ya da... Peki başkanım, şimdi biz burada bu tartışmaları yapmayacaksak, komisyonda kararımızı vereceğiz. Gelecek buraya, oy diyeceğiz. Tartışıyoruz zaten, bakın özgürsün, söylüyorsun. İşte bunda bir şey yok, siz de görüşünüzü söylüyorsunuz, evet. Biz de söylüyoruz. Evet. Biz de tartışıyoruz. Antidemokratik bir şey ama yapmıyoruz. Ama sonuçta oyluyoruz, oy çokluyor, bunlar geçiyor. Tamam. Sonra hukuki kısmı devam eder, etmez, o ayrı bir. Ha, burası da çok doğru, bu ifadeniz de çok doğru. Demokrasi sadece bir oy rejimi değildir. Aynı zamanda hukuk devletidir. Buradaki oylamada oylama iradesinin hukuka aykırı olduğu kanaatine varırsınız veya buradaki oylama kararının bir haksızlık doğurduğunu düşünüyorsunuz. Mahkemeye gidersiniz. Zaman zaman mahkemede tabii bu da sizin en doğal hakkınız. Mahkeme der ki sen haklısın, sen haksızsın. Mesela az önceki meclis kararından bahsettiniz. 20 dönüm o. 2000 metrekare değil, 20 bin metre. Evet. Evet, bir sürüşmesi oldu, düzeltelim. O tartışmada bize göre meclis kararında söylenen 75. madde kapsamında uyarınca devredilir diyor diye defalarca ben burada anlattım. Hala diyorsunuz ki 20 bin metrekarenin altı ilgili belediye devredilir. Öyle değil o karar diye ben burada 50 kere anlattım. Böyle düşünmüyorsunuz. Tescilare alanlar aynı mı? Yok, farklı. Tapu için o karar, tapulu alanlar için. Tescil harici alanını da nasıl tescil edeceğini de diğer büyükşehir belediyelerinde de düzenleyici bir karar alırsın. Bunu yapabilirsin. Düzenleyici bir karar alalım. Her seferinde tartışılmasın. Ha bu kararı beğenmediniz. Mahkemeye gidersiniz. Dersiniz ki bu bahsettiğiniz az önce okuduğunuz karar yanlış yorumlanıyor büyükşehir belediye başkanlığınca ya da büyükşehir belediye meclisince. Mahkemeye götürürsünüz. Mahkemesi der ki siz haklısınız. Veya bize bizim haklı olduğumuzu söyler. O mahkeme kararında herkesin boynu kıldan ince olur. Yani burada garip olan hiçbir şey yok ki. Siz... Garip olan var mı? Garip olan bir durum var. Yok. Sizin... Garip değil şu Sayın Başkanım. Diğer yükse belediyelerinde bu sıkıntılar yaşanmıyor. Kent kamuoyunda da, bunu açık konuşalım bu mecliste. Yani. Kent kamuoyunda şöyle bir algı var. Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi'nin elindeki bulunan
sosyal tesisler, park vesaire buna benzer yapılarak bu bir şekilde müdahale ediyor algısı oluşmuş. Doğru mu Sayın Başkan? Bunu kabul etmeniz lazım. Sizin yarattığınız bir algı. Bu algı oluşturulmuş. Bu oluşmuş bu algı Sayın Başkan. Şimdi bu, şimdi bu yeni bu yeni buna benzer vakaların önüne geçmek için. Şimdi burayı mevcut da İzmit Belediyesi kullanıyormuş. Hani ne burada bir projeniz var. Efendim? Ne yapıyorlar? Kiraya vermişler. Nereye? Ya burada bahsettiğim, bahsettiğim tamam. Yerden, gündem maddesinden bahsediyorum. Tamam, yani. Bu kararın hukuksuz olduğunu düşünüyorsunuz. Siz tabii ki kendi takdiriniz, istediğiniz vakfa, yurda bir verebilirsiniz. O belediye başkanı olarak bir an önce de belirttiniz. Ama şimdi bazı noktalarda en azından ilçe belediyelerini de dikkate almanız gerekiyor. Yani biz bunu ısrarla belirtiyoruz. Alıyoruz. Buraya ikiye bölmüş olsanız veya üçte birini vermiş olsanız ne kaybolacak bu işe verin? Hiçbir. Öbür türlü ne olacak? Yine kavgayı körüklenmiş olacak. Kavgayı körüklemiyoruz. Kavga çıkaran sizsiniz. Hayır hayır. Nasıl kavga çıkarıyoruz başkanım? Yani kavgayı çıkaran sizsiniz. Kavgayı çıkaran sizsiniz. Mecliste aldığımız karar orada. Başkanım bakın. Neredeyse geçen bize gönderilen bir yazı var. Siz de yanılmıyorsam bildiğiniz var. Sabri Yalın Parkı'nın oraya kadar artık büyük şehir girmiş. Ya bunlara gerek yok. Nasıl? Sabri Yalın Parkı'nın olduğu alana kadar neredeyse büyük şehir oralarda bile proje yapacak. Yani burada ne güzel ilçe belediyelerinde daha ne istiyor ya? Ya Cener Bey Allah'ını seversiniz. Cener Bey bakın siz ilçedeki birçok sahilden tutun her taraf büyük şehir. Şimdi tamam işte proje siz yapıyor. Bir parkla sosyal tesisle ilgili büyük şehirde sorun yaşadığınız bir durum oldu mu? Bunu yaşamamasını rica ediyoruz Sayın Başkanım. Yani bir proje yapıyor işte ne güzel. Projeyi yaptığımızda belediyesi bundan memnuniyet duyuyor. Yani küçük işlerle uğraşmak. Büyük işler, büyük projeler bekliyor Sayın Başkan. Yok yok. Ben sadece bulmuyorum sizin ifadenizi. Büyük şehrin iş yaptığı her yer sizi rahatsız ediyor. Yok. Ne münasebet. Ben de böyle düşünüyorum. Olabilir o sizin takdiriniz ama münasebet, büyük şehir büyük projelerle uğraşmalı Sayın Başkan. Münasebet olup olmadığını var. Ya kentin öncelikleri sorunları var biz onu kastediyoruz. Siz onu bakarız. Kendiniz ifade ediyorsunuz fikirlerinizi. Ben size ne münasebet diyor muyum? Ne alakası var diyor muyum yani? Yediğim canım böyle bir usul var mı yani? Ne alakası var? Alakasız konuşuyorsun mu diyorum ben sana. Demiyorum ben hiç böyle bir usul kullanmıyorum. Peki oylatıyorum 8. maddeyi. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiş. Başkanım. Buyurun Orhan. Şimdi bu park alanına yapılmış olan spor tesisiyle ilgili fonksiyon uygun değil dediniz. Bakın burası Darıca'da şu üçgen olan kısım 1900 metrekare park alanı. Evet. Tamsak niteliği olan alan. Altını açıyoruz bakıyoruz sitenin 100 metre. Evet. Bu tür yani bu buradayken burası spor sahası olarak kamuya hizmet eden bir alanken bu kamuda gözüken park, yüzme havuzu siteye izledi. Aslında bu tür şeyleri... Nedir o bilmiyorum. Şuralandırmadan önce yapılmış. He? Şuralandırmadan önce yapılmış. Çok evet. Yani bir yere yeşile boyayıp park yaptığımız zaman park olmuyor. Ben zaten fikirlerimde tutarlıyım. Tutarsız sizin fikirleriniz. Siz sizin anlama ilkeleri diyorsunuz. Hep öyle diyorsunuz yani. Ben tam da bunu söylüyorum size. Planlama ilkeleri vesaire diyorsunuz. Burada ne oldu o ilkelere diyorum. Ben hiçbir zaten, şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ben tam tersini söylüyorum. Zaman zaman bildiği şartlar gereği orası o planlama ilkelerinin dışında da planlanabilir diye ben defalarca söyledim. Başkanım bu açık spor tesisi yeşil alanlarda hiç uygulanmayan bir şey değil. Yani uygulanıyor. Uygulanıyor. Bina. Bina dediğiniz soyunma odası, siz şimdi yapacağınız için ya, spor tesisine çevirdiniz. Orhan Bey, bakın benim oraya bina yapabilmem için, bir daha söyleyeyim. Spor tesis alanı olması lazım ve tapunun üzerinize geçmesi lazım. Evet. Bu tamam, bu o yola girdikten sonra olacak şeyler. Biz de diyoruz ki, o yol değil de başka bir yol var. Ne yolu var? Anlattık işte deminden beri. En azından hiçbir şey yapamıyorsanız o parçayı ayırabilirsiniz. Onu da anlattım ama. Onu da anlattım. Yani kasıtlı bir tahliye süreci olduğunu düşünmüyoruz. Ama bu planlama ilkesiyle bana bir alakası yok. Yok. Sizin de söylediklerinizin planlama ilkesiyle alakası yok. Siz bir siyasi duruşu temsil ediyorsunuz. Biz de kendi siyasi duruşumuzu temsil ediyoruz. Siz
haklı olarak bu fikir. Ben siyasi olarak ne dedim burada? O yurdun, ben siyasi olarak ne dedim burada? O yurdun ayrılmasını istiyorsunuz. Ama fonksiyon olarak parkta olmaz, sosyokültürel tesis alanı da olur. Bunda çarpıklık var mı? Sosyokültürel tesis alanı yaptığımızda, yine büyükşehir olarak aldığımızda, bir tescil aldığımızda sakınca var mı? Başkanım, siz bir belediyenin mülkünü niye alıyorsunuz? Sizin mülkünüz değil ki orası. Ya bugüne kadar size tahsis yapılmış 4 sene bedelsiz olarak siz bunu almışsınız. 2009'da sonra o İzmit Belediyesi'nin mülkü değilse siz bunu tahsisi nasıl kabul sonra, ettiniz? Nasıl iade ettiniz? Sonra istemiş vermişiz. Büyükşehir Belediyesi benim burayla ilgili herhangi bir şeyim yok demiş. O tahsis yenilenmemiş, bitmiş. Ama neticede hani İzmit'in şeyini diyorsunuz. Bugüne kadar yapılan uygulamada bu konuda İzmit Belediyesi, daha öncesinde Bekirbaşa Belediyesi şey yapmış. Yani onun sorumluluğuna girişmiş. Evet, yapan da Bekirbaşa Belediyesi değil zaten. Yardım olarak, deprem yardım olarak gelip yapılan bir şey. Birinin malını falan aldığımız yok. Tescil harici bir alan. Dönem dönem ilçe belediyesi kullanmış. Dönem dönem büyükşehir belediyesi kullanmış. Ve burada bir bina yapılacak. O binanın yapılması için bu değişikliği yapıyoruz. Bunda da bir garabet yok. Sizin bakışınızı ben anlıyorum. Siz de bizim bakışımızı anlayın ve saygı duyun. Bunda bir şey yok ki ya. Niye ya da diyorsunuz? Sizinki ne kadar demokratik bir haksa biz de aynı demokratik hakkı kullanıyoruz. Biz kullanınca haksızlık mı oluyor? Siz kullanınca haklı. Doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Nasıl? Doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Ama doğru bazen... Tartışarak bulacağız. Aynı olmuyor ki mesela aramızda yerde bir benim tarafımdan baktığında 6 olan bir sayı olsa siz oradan 9 göreceksiniz. Her zaman aynı görünmüyor ki. Her zaman mutabakata varılmıyor ki. Demokrasi böyle bir şey. Onun da mutabakatı sağlamazsa altına çizgi koyuyorlar başkanım. İşte tamam. 9 ayrılıyor. Evet. Çizgiyi nereden koyduğuna bağlı. Sen oradan koyuyor, 9 görüyorsun. Ben buradan koyuyorum, 6 görüyorum. Yani konsolide edeceğim diyor başkanım. Bunun da demokratik ülkelerdeki yolu bellidir. Mahkemede orada bu kararımıza ilişkin mahkeme yoluna başvurursunuz. Mahkeme size haklı bulursa. Önümüzdeki ay bir önerge vereceğim başkanım. 2019 yılından bugüne kadar mahkeme kararıyla iptal edilen plan sayısını isteyeceğim. O döküm arkadaşlar çıkarıp verdiği tamam. Zaman görüşürüz. Tamam. Önerge vermeden de verebilirler. Yani bilmiyorum. İsterseniz bilgi verirler yani. Ben talep ediyorum. Tamam. Yani sözlü olarak kabul ediyorlar. Yani Orhan Bey... 2019 yılı Mart ayından, Nisan ayından itibaren yani bu yeni dönemde mahkeme kararıyla iptal edilen plan sayısı ne kadar? Gökhan Bey biliyordur. Kabaca bilgi bile verir. Tam bilmiyorsun. Tamam. 8'i oyla...